Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemdeki ekonomik sıkıntıya değindi. Erdoğan, büyük bir ekonomik risk aldıklarını ve yeni modeli hayata geçirdiklerini vurguladı. Biz ülkeyi tarihinin en kritik ekonomik atılımına hazırlamak için her türlü riski alıyor, 7 düvele meydan okuyor, gece gündüz çalışıyoruz. Erdoğan, TÜİK'i basmaya giden Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, TÜİK'in rakamlarına inanmadığını belirtmişti. Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na zor bir soru sordu. Türkiye'nin büyüdüğünü söyleyen OECD rakamlarına da mı inanmıyorsun, dedi. Ya TÜİK'e karşı çıkıyorsun. Peki öbür taraftan OECD'ye mi karşı çıkıyorsun? OECD Türkiye'nin büyüme rakamlarını veriyor. Ne diyor? Şu anda en büyük büyüme özelliğine sahip ülkelerden biri Türkiye. Ve bizi 10 olarak gösteriyorlar bu yıl sonu itibariyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomik modelin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat üzerine kurulu olduğunu belirterek bizim tek derdimiz var. İhracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız, dedi. Zengini zengin yapan model faizciliktir. Yüksek faiz kazancı için kısa vadeli olarak ülkeye giren küresel fonlar var. Bu sıcak para döviz kurunu geçici olarak düşürebilir. Yükselen kuru düşürmek için her seferinde daha yüksek faiz vermeniz gerekir. Sürekli tekrarlanan bu süreç, ülkenin kaynaklarını küresel sermayeye aktaran ve ekonomiyi bağımlı hale getiren bir kısır döngüdür. Erdoğan da bu kısır döngüden çıkmak için biz kur, faiz, enflasyon sarmalında yaşamayacağız ve yatırımı, üretimi engellemelerine müsaade etmeyeceğiz. Yeni ekonomik modeliyle yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin düşmanları yok mu? Var elbette. Ama her nedense düşmanların düşmanca saldırılarına ne vakit dikkat çeksek anında dış güçler de kim diye bize çemkirmeyi marifet bilen bir güruh var. Asıl üzücü olan da bu. Ekonomik sistemimize yönelik dışarıdan saldırı olduğunu söylediğimizde bir doğrunun altını çizmiş oluyoruz sadece. İçeride yapısal sorunların olup olmadığını söylemek ayrı bir tartışma konusudur. Ekonomik modeller tıpkı siyasi modeller gibi türlü türlüdür. Ekonomik krizler ortaya çıktığında ülkeler kendi gerçekliklerine uygun çözümler ve modeller devreye koyar. 1929 ve 2008 dünya krizlerinde bu böyle olmuştur. Söz gelimi 2008 krizi, Çin'in düşük faiz, yüksek kur, sermaye kontrolleri ve radikal teşvik politikalarına yaslanan ekonomik modeli dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Bu ekonomi politik, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin imalat sanayilerini çökerterek küresel ölçekli derin bir ekonomik krize sebebiyet vermiştir. Ülkelerin buna yönelik savunma ve saldırı yöntemleri haliyle farklı olmuştur. Amerikalı rahip Branson'ın 2018 Ağustos'unda tutuklu bulunduğu sırada bir gece operasyonuyla dolar 4 lirayken sabah uyandığımızda dolar 7 lira olmuştu. Bu süreçte yaşananlar ekonominin kötü yönetilmesiyle alakalı değildi. Bunun adı düpedüz kur saldırısıydı ve bu saldırının izleri de failleri de tespit edilmişti. 2002 öncesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan, "Bizde bir adet var, başımıza bir şey gelirse buna dış güçler diyoruz. Bu güçler yüzünden biz ayağa kalkamıyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz bozuluyor diyoruz. Ben buna katılamıyorum. Sizin bünyeniz sağlamsa, bünyenizde olan o virüs size zarar veremez," demişti. Osmanlı'nın hususen son 150 yılından bugüne kadar daima dış güçlerin çok yönlü saldırısı altında olduğunu biliyoruz. Bünyemiz de güçlü olmadığı için içimizdeki virüs hep bizleri yataklara düşürdü. Öyle inanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaklaşık 25 yıl önce dış güçlerin ülkemize müdahale etmediğini değil, bu güçler yüzünden içimizdeki virüslere karşı direncimizin azlığından dolayı acziyetimizi kastederek "buna katılamıyorum, yani bunu kabullenemiyorum" demişti. Çünkü 2000 öncesi konuşmalarında ve konuşmalarımızda Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa'nın ülkemiz üstünde nasıl etkili olduklarını ve buna çare olarak güçlenmemiz gerektiğini vurgulamıştır Sayın Erdoğan. Yılın ilk yarısında güçlü büyüme performansı sergileyen ekonomimiz, 3. çeyrekte de bu görünümünü korudu. Yıl sonu itibarıyla da bu pozitif ayrışmayı devam ettireceğimiz inancındayım. Bunu sadece biz değil, OECD de açıklıyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Bu 4 ana unsur faizi düşürdükten sonra bize büyümeyi getirecek inşallah.
Faiz sebep, enflasyon neticedir. Türkiye'nin ekonomide temel göstergeleri çok güçlü. Bunu birileri zayıf göstermenin gayretine giriyor. Ülkemiz kısır döngüyü kırma noktasına gelmiştir. Geri dönüş yoktur. Döviz kurunda gördüğümüz son hareketlerin ekonomik temeli olmadığı da açıktır. Ülkemizin giderek güçlenmesi ve bağımsız politikalar izleyebilecek duruma gelmesi bazılarını rahatsız ediyor. Yüksek faizi önceleyen ekonomi politikasının aksine yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmayı esas alan yeni ekonomi modeliyle birlikte son süreçte büyük ivme kazanan sanayi sektörünün atağa geçeceği vurgulanıyor. Sanayi sektöründe hali hazırda çalışan sayısı %116 artarak 4 milyon 723 bine çıktı. Tüm dünyanın olumsuz etkilendiği salgında bile sanayi üretimini ve büyümesini en çok artıran ülkelerden olan Türkiye, istihdam sayısını 700 bin kişi artırdı. İşletme sayısı ise %74 artarak 410 bine ulaşırken, sadece bu yıl sanayi sicil bilgi sistemine kaydolan işletme sayısı 13.500 oldu. Sektördeki üretim ise %146 artarak 291 milyar liraya ulaştı. Üretimin çalışan sayısından daha hızlı artması, verimliliğin de arttığını gösterdiğine dikkat çekiliyor. Öte yandan ilgili süreç üretim yapısını da etkileyecek. Yeni ekonomi modeliyle Türkiye'nin katma değerli ve yüksek teknolojili üretimde global üs haline getirilmesi hedefleniyor. Buna ilişkin olarak da özellikle son dönemde katma değeri yüksek ürünlerin ihracattaki payının artması da dikkat çekiyor. Son 19 yılda ihracat hacmi 7 kat artarken makine ve teçhizatın payı %5.8'den %9.8'e, motorlu kara taşıtlarının payı %10'dan %13.9'a yükseldi. Yine katma değeri yüksek işlenmiş gıda ve içecek ürünlerden ihracatın payı da bu süreçte arttı. Giyim ve tekstilin ağırlığı önemli oranda azaldı. Sanayicilere kiralama yöntemiyle uygun maliyetli yatırım alanları sunulan ve vasıflı çelik, petrokimya, enerji, ilaç, otomotiv gibi birçok sektörde üretimlerin gerçekleştirildiği 24 endüstri bölgesi bu süreçte önemli rol üstlenecek. Yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edildiği endüstri bölgelerinden sadece 2020'de 7,5 milyar dolarlık ihracat yapılırken, tüm yatırımlar tamamlandığında bu rakamın 25 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor. Ayrıca istihdam sayısının da 108 bine yükselmesi öngörülüyor. Yeni ekonomi modeliyle hedeflenen parametreler için yeni teşvik sistemleri de hemen devreye alınacak. Buna göre iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltacak bölgesel teşvikler uygulanacak. Bu kapsamda da illerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasının yapıldığı ve illerin farklılaşan ihtiyaçlarına göre teşvik sisteminin revize edildiği belirtildi. Yine mevzuatta belirlenen öncelikli yatırımlarla cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenecek. Ayrıca teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek projelere de teşvikler sağlanacak. Öte yandan 2003'ten bugüne kadar 1.7 trilyon liralık yatırım için teşvik belgesi düzenlendiği bilgisi verildi. Yeni modelde yatırımcının orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere yönlendirilmesi esas alınırken, yatırımlarda teknoloji ve Ar-Ge vurgusu yüksek bir eksene taşınacak. Bu doğrultuda Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden nitelikli insan kaynağına, KOBİ'ler ve girişimcilikten bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda akılcı ve etkili politikalar uygulanmaya devam edilecek. 7073 firmayla 73.645 çalışanın bulunduğu teknoloji geliştirme bölgelerinden mevcut durumla 6,6 milyar dolar ihracat yapıldı. Salgınla birlikte dünya ekonomileri çok derin bir krizin sarmalı içine girmiştir. Türkiye'nin bu krizden etkilenmemesi mümkün mü? Buradaki soru şu, dış güçler bunun neresinde? Şurasında. Bu tür kriz dönemlerinde sıcak paracıklar, küresel ekonomik baronlar, onların elinde tuttuğu küresel şirketler ve onlarla işbirliği içinde olan yerli şirketler faizin yükseltilmesini beklerler. Çünkü sıcak paracılar veya başka bir deyişle faizci veya tepeci lobiler paralarını yatırdıkları hazine bonoları üstünden oturdukları yerde servetlerine servet katarlar. Yatırım ve istihdama yönelmeden elde edilen bu tatlı kârlar onların iştahlarını kabarttıkça kabartır. O yüzden faizin düşürülmesi ve üretim ekosistemine dönük ekonomik modeller onları rahatsız eder. Kendi kurulu düzenlerini sürdürmek için ülkelerin ekonomilerine yönelik saldırılarda bulunurlar. Doların birdenbire yükselmesinin sebebi budur. Güvensizlik ve kaygı oluşturularak kurulu düzenlerini bozmaya yönelik hamleleri boşa çıkartmaya çalışırlar.
Türkiye gibi bir ülke söz konusu olduğunda durum biraz daha farklı bir siyasi boyut arz eder. Türkiye'nin Amerika'nın başını çektiği ve Fransa ile Almanya gibi kimi Avrupa başkentlerinin desteklediği hasmane politikalarla karşı karşıya kaldığı dönemlerde ekonomik silah bu sürecin bir parçası olarak etkili bir biçimde devreye alınır. Trump'ın dolar üstünden ekonomik sistemimizi çökerteceğini ifade eden sözleri bu gerçekliğin yalın bir ifadesidir. Başka bir belgeye ihtiyaç yoktur.